5 yıllığına birimize yetki verecek. Evet. Bakın çok önemli. Tabii. Çok önemli. 5 yıllığına. Bu az bir süre değil. Bunu bir dönemde gördük. Ben halkımdan şunu istiyorum. Bir dönemde bana şans versinler. Bak bir dönem istiyorum. Bir dönem. Bir dönemden sonra gel bana de ki ben niyetliyim. Gel yetiş yanımda. Siyasetçi isterim. İlgiler meclisi, ilçe yönetimine her yere laf sokalım. Bakın her yere laf sokalım. Şimdi söylüyorlar sağda solda işte falancaydı falanca kitabı, falancaydı falanca kitabı hep aynı kişide hep aynı kişide. Doğru mu? Ders alandan olsun Ahmet Bey. Tabii. Ders alandan olsun. İlçe yönetiminde de adam olsun. İl yönetiminde de adam olsun. Bakın şu an Çam Belediye'mizde ders alandan bir kardeşimiz belediye meclisi olarak girecek. Evet. Allah ömür versin. Kontü garanti, sırası garanti. İkinci sıra. Evet. İkinci sıra. Çam Belediyesi. Çam Belediyesi'nde bir derdin varsa onlar açıksın Ahmet Bey. Evet. Bir derdi varsa o da başkanı yakın zaten yapışı gezeceğine. İşin ne olacak? Kolay çözülecek. Öyle mi? Tabii. Öğrenmek istediğin bir şey varsa bir dakika öğrenince. Ben bu işe hevesi mere olan insanlara vatandaşımızın oy vermesini istiyorum. Bana bu şansı bu dönem verin. Ben eğer sizlere layık olamazsam ilk 2 yılında, 3 yılında Arif bu işi sen de koşturmuyorsun derse bu vatandaş çekilirim zaten. 5 yılda beklemem. 5 yılda beklemem. Evet. Benim bu iş, belediyecilik işi tek kişi olacak Ahmet Bey, tek. Bak, elektrik dükkanı var orada. Hemen kilidim olacak. Tek kişi. Bu işi koşturacak. Evet. Kolda oturacak yani. Derdim koltuk falan değil benim. Evet. Hizmet. Hizmet. Koltuk, koltuk bunlar bir hikaye şeyler. Şimdi tutturmuş Bülent Bey, Bülent Bey, Bülent Bey, Bülent Bey. Bülent Bey'in çok güzel bir sözü vardı bak. Grup başkan vekilimiz Bülent Bey. Şimdi sanki ben şunu görüyorum, şunu hissediyorum. Ahmet Bey, belki siz katılırsınız, katılmazsınız. Mevcut belediye başkanımız sanki onun böyle gölgesine sığınmış, beni kurtarırsa kurtaracak pozisyonuna girdi. Şimdi Bülent Bey diyor ki, grup başkan vekilimiz, arkadaşlar, makamlar gelip geçicidir. Kalıcı olan kişiliklerdir. Ne yani? O makam, o koltuğun bittiğinde, gittiğinde sen bitiyor musun? Hayır, bitmiyorsun diyor. Bak çok hoşuma gidiyor herhalde. Evet. Ya Allah korusun, Bülent Bey grup başkan vekilinden düşerse, milletvekili biterse senin siyasi hayatın bitiyor. Mevcut başkanı için konuşuyorum. Evet. Öyle bir şey olabilir mi? Bu senin yapınla alakalı. Tam destek önemli tabii arkadaşlar. Tabii ki. Tabii ki destek önemli. Tabii ki destek önemli. Evet. Ama sadece ona kenetlenmeyeceksin. Bak ona kenetlenmeyeceksin sadece. Mesela Nur Başkan zamanında Mustafa Cumhurbaşkanı evet. Vardı bakanlığında. Evet. Çok faydalı oldu. Tabii ki. Tabii ki. Geçen gün konuşmamda teşekkür ettim zaten. Grup başkan vekilimize de teşekkür ettik. Jüriden ona da teşekkür ettik. Evet. Ettik. Bunları biz görmezden gelemeyiz. Bizim temsilcilerimiz onlar Ankara'da. Evet. Bak asıl olan biziz. Vekil onlar. Onlar o yetkiyi veren de biziz. Evet. Evet. Bak Bülent Bey bizim bir toplantı yapmıştı. Hiç unutmuyorum. Genel seçimlerin birinde 18 milletvekili yetmediği için hükümeti tek başına kuramaz duruma düştük. 18 milletvekili yetmediği için. Bakın Bülent Bey. Bülent Bey konu çok hassas. Kasım'da erken seçime gidildi. Hatta öyle hatırlıyorum. Şu anki Çanakkale Belediye Başkan adayımız ikinci sıraya milletvekiline kondu. Çanakkale'den bir milletvekili çıkardığımız bir önceki seçimde hemen Kasım ayında erken seçimde 2 milletvekili çıkardık. Bakın Ayhan Gider de Çanakkale için ayrı bir şans. Çok kaliteli bir adam. Bu dönem için. Bu dönem için. İnşallah buradan bizi Çanakkale merkezden Çanakkale'de oy kullanacak kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz bizi izliyorsa Ayhan Bey'e sahip çıksınlar. Bakın benim Çanakkale'de 8 tane oyum var. Ablam, eniştem, yeğenim,
kızım, damadım. Getirmedim buraya. Buraya getirmedim. Çanakkale önemli bir yer. Evet. İnşallah Rabbim dualarımızla ayağı beyle o da orada seçilirse bakın Çanakkale'deki değişikliği de en kısa zamanda göreceksiniz. O da seven, bu işleri koşturan, sahiplenen bir abimiz. Buradan da ona da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok seviyorum kendisini. Buyurun. Peki abi. Orada da altımıza bilgilendirdiğiniz için evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmanızda başarılar diliyoruz. Ahmet Bey, aslında ben size teşekkür ediyorum. Şimdi bir canlı yayından bir arkadaş daha soru soruyor. Evet. Ahmet abi sor bakalım bu Tuncay Başkan çayları saatleri nereden vermiş? Arif abi seçilince belediyenin hesaplarını inceleyecek mi? Sorusu geldi. Ya şimdi bakın bu konulara girmek istemiyorum ben. Evet. Sadece şunu söyleyeyim. Onların nereden geldiğini ben çok iyi biliyorum. Vatandaşımız rahat olsun. Bu belediyeden değil onlar. Bugün çay paketinin bir tanesinin üzerine baktım. İstanbul İl Başkanlığı yazıyor. İstanbul. Yani muhtemelen Grup Başkan Vekilimiz Bülent Bey'in İstanbul ayağı da çok kuvvetli. O muhtemelen o ayarlamıştı. O göndermiştir. Ben Allah olsun vatandaşımız istifade etsin. Bunu da niyet aramayalım arkadaşlar. Bunu da niyet aramayalım. Yani Bülent Bey'den ne kadar istifade edebilirsek edeceğiz. Ben sözlerimi noktalamadan önce de tekrar şunu söylüyorum ve yayınımızı noktalayalım arkadaşlar. Yayınımızı noktalayalım. Bülent Bey, Tuncay Başkanımız kadar ikili ilişkiler içerisinde olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Jülide Hanım'ın Tuncay Başkan'dan daha çok görüşmem olduğundan adım gibi eminim. Evet. Çünkü kadın kolları başkanıydı Ahmet Bey, Jülide Hanım. Evet. Bak Jülide Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Jülide Hanım'ın Çanakkale bölgesinde müthiş katkıları var. Evet. Müthiş katkıları var. Kimse es geçemez. Tam bir teşkilattan Bülent Bey'le, Bülent Bey'le teşkilatlardan yetişme. Bülent Bey'le teşkilatlardan yetişme. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yetişme adam. Evet. Ne güzel, Çanakkale bizi istifade ediyor. Ama benim belde adım şunu bilsin. AK Parti'den Tuncay seçilmezse, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Arif Seçim seçimi gelmez diye sakın ola ki en zerre bir şüpheleri olmasın. İttifak da var değil mi? İttifak zaten var. İttifak bir de mezara kadar. Öyle mi? Tabii. Bunu her iki liderimiz de söylüyor. Yarına kadar değil, mezara kadar. Yoksa biz bu bayrağı bir kaptırırsak Ahmet Bey, Allah korusun. Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın şeyleri gördük geçmişte. Evet. Aman Allah korusun. Gerideyiz hepimiz. Ve kaptanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun bilincinde hareket edeceğiz. Hiç şunu söylemesinler. Ben daha iyi hizmet getiririm. Yok öyle bir şey. Ben daha iyi hizmet getiririm. Neden? Koşturduğum için, işi sevdiğim için. Milletimizin zerre şüphesi olmasın. Bakın tekrar söylüyorum ve sözlerimi tamamlıyorum Ahmet Bey. Belde halkımız, iyi niyetli gözlü, gönlü güzel insanlarımız oy kullanmaya gitmeden önce bir 5 dakika düşünsünler. Bana şu fırsatı versinler. Maddi manevi siyaset nasıl oluyor? Göstermeye hazırım. Hepinizi sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Sana da Ahmet Bey ayrıca teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğin için. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.